İbuprofen aslında bildiğimiz non-steroid anti-enflamatuar, NSAID diye yazıyoruz. Bir ağrı kesici türevi. Hatta ibuprofen bir içerik. Bunun flurbiprofen var, naproxenler var. Yani bu ailedeki aslında ilaçları biz kullandığımız zaman bunlar daha çok anti-enflamatuar. Anti-enflamatuar ilaçlar kullanıldığında viral enfeksiyonların birazcık daha ağır seyrettiği görülmüş. Hatta bununla ilgili ülkemizde geçmiş yıllarda Hacettepe Üniversitesi'nde bir tez yapılmış. Hatta bu sonuç Fransa'dan açığa çıkınca bu araştırma o tez de insanların aklına geldi ve viral pnömoni yani virüslere bağlı olarak zatürrelerin ağır seyrettiği, bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağır seyrettiği şüphe uyandırmış. Ama burada şöyle bir ayrımda bir farklı açıdan da bakmak lazım. Tıpta dediğim gibi aristo mantığı işlemez. Dolayısıyla tek bir doğrunuz yok. Olaya geniş bir pencereden bakmanız gerekiyor. Eğer yaşanılan zatürre çok ağır bir zatürre ise ve kontrol altına alınamayan bir ateş varsa o zaman biz o hastalarda bu ilacı kullanıyoruz. Ve bu ilaç kullanımı demek aslında bu hastalığın ağır seyredeceği değil, ağır seyreden kişilerde bu ilaç kullanıldığı için istatistiksel olarak bu kişilerde yani virüs ve zatürrenin ağır seyrettiği kişilerde bu ilaç kullanıldı. Bu ilaç yüzünden böyle oldu demek değil, belki de böyle olduğu için bu ilaç kullanıldı diye bakmak lazım ama yine de güvenlik adına bizlerin farklı tipteki ateş düşürücülere kullanılması tavsiye edilmekte şu an için. Şüpheli insanlarla temasınız varsa, evinizde bir hasta varsa maske kullanabilirsiniz. Evinizde bir hasta varsa diyorum, beraber yaşıyorsanız diyorum. Ki öncelikle standart cerrahi tip maske veya 3 katlı maske diye satılan ucuz maskelerin daha çok hastalar tarafından kullanılması, damlacık yoluyla saçılan enfeksiyonun engellenmesinde yardımcı olabileceğini biliyoruz. Ama onun dışında doğrudan kontak kurabileceğiniz bir kişi olduğunu düşünüyorsanız da o zaman maskeleri sizler de kullanabilirsiniz. Sağlık çalışanları ise örnek alan, daha çok vücut sıvılarına maruz kalan kişilerde ise daha korunaklı N95 maskeler tavsiye ediliyor. Görevlerini ifa eden veya bir enfekte hastayla karşılaşmayan sağlık çalışanlarının da potansiyel bir hastayla karşılaşma riskine karşı sadece standart maske kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ama onun dışında sokakta gezen bir insanın maskeyle gezmesine çok gerek yok. Yani şöyle, gargara yıkamak hep önemli bir şey. Ama tuzlu su, sirkeli gargara gibi şeylere baktığınız zaman sirke de evet nispeten önemli ama bunları bazen tozunu kaçırabiliyoruz, yanlış yapabiliyoruz. Vücudumuzun mukozal yüzeyleri aslında virüslerle doğrudan temas eden yerler oldukları için buraları daha iyi korumak lazım. Tuzlu su. Eğer tuzlu su sizin mukozal yüzeyinizi kurutuyorsa o zaman oradaki virüs geçirgenliğini arttırıyor demek veya virüsün oraya yapışma ihtimalini arttırıyor demek. Bu sebeple bunların abartılmadığı takdirde sadece hijyen prensipleri dahilinde yapılması daha mantıklı olacaktır. Sarımsak yemek sosyal mesafeyi koruyacağı için önleyebilir. Diğer gençler gibi tabii ki yaşama şansı var ama böbrek reflüsü olan kişilerde eş zamanlı olarak idrar yolu enfeksiyonu fazla görebildiğimiz için aslında şikayetlerin ve enfeksiyon durumunun karışabileceğinden dolayı o kişinin bu hastalığa sahip olduğunu veya daha öncesinde böyle bir kliniğe sahip olduğunu mutlaka eğer koronavirüsten kendisiyle alakalı şüphe ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurduğunda belirtmesi lazım ki ayırıcı tanıda bunu da dikkate almaları gereksin. Şimdi yani ben herkesin duş yaptığını zannediyorum. Dolayısıyla dışarıdan temiz olduğunuzu düşünüyorum. Eve girip çıktığınızda mutlaka yıkanmanız gerektiğini düşünüyorum. Vücudunuzu işte alkollü sularla falan bir şey yapmanıza gerek yok ama sirke, beyaz sirke çok iyi bir dezenfektan olduğunu da biliyoruz değil mi? Ev yüzeylerinde bile kullanabilirsiniz diyoruz. Sadece beyaz sirke değil, bütün sirkeleri duşunuzu aldıktan sonra, vücudunuzu normal yıkadıktan sonra belki hani çok istiyorsanız eğer kullanabilirsiniz. Bunun zaman zaman faydalı olduğunu öngören konuşmalar içerisinde de bulunabiliyoruz. Ama onun dışında vücuda işte alkol çıkayım, sprey makinesi gelsin karşımdan biri böyle diye böyle bir dezenfekte etsin. İnsan için böyle bir şey çok doğru değil. Çamaşır suyu çok ilginç, ilk defa duydum. Geçtiğimiz günlerde de böyle bir şey söylendi. Ben komedi yapıyorlar zannettim aslında. Böyle bir deneyip beni mi deniyorsunuz falan dedim. Bunu yapan insanlar olmuş, çok tehlikeli. Yani tehlikesini yıllardır anlatıyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil. Bununla ilgili yine iki şüpheli durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla birazcık daha fazla verinin karşımıza gelmesi lazım. Ama şu an için hala yok demek istiyoruz açık söylemek gerekirse. Fakat dediğim gibi şüpheli olgular var. Burada araştırmaların ve sonuçların değerlendirilmesini ve daha derinleştirilmesini öngörüyoruz. Mutasyon tabii ki işin seyrini komple değiştirebilir. Biliyorsunuz MERS'te aslında daha önce yaşadığımız yani koronavirüsün farklı bir versiyonu olan Orta Doğu'dan çıkan tek örgüçlü develere bulaşıp oradan insana geçen virüsler ne oldu? İlk çıktığında aslında o kadar ciddi öldürücülüğü yoktu. Fakat yayılım hızı az olduğu için bugün dünyada çok fazla tanımıyoruz onu. Fakat sonra mutasyonu ile birlikte %30-40'lara varan bir mortaliteye gitti. Koronavirüsün
nCoV 2019 veya COVID 2019 versiyonu, yani yeni nesil koronavirüste böyle bir mutasyon şu anda tespit edilmiş değil, ama olmayacağı anlamına gelmez. Genellikle viral enfeksiyonlarda 3. aydan sonra toplumsal yayılım arttığında mutasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Ama ne gibi bir değişim olacağını, bambaşka bir şey mi yoksa aynı virüsün farklı bir varyantı mı açığa çıkacağını bilemeyiz. Buradaki genetik dizilim nasıl değişirse, yani o bir genetik dizilim var. Bu genetik dizilimde mutasyon olduğu zaman bir mi atlayacak, üç mü atlayacak, yepyeni bir şey mi yapacak, yoksa dizilimi okurken kendini kopyalamaya çalışırken aradan bir tanesini atlayıp mı devam edecek gibi faktörlere bakmak lazım. Birazcık daha teknik bir konu ama neyle karşılaşacağımızı o konuda bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda mutasyon olmadığı için kişilerin tekrar bu enfeksiyonu geçiremeyeceğini biliyoruz. Çünkü bağışıklık kazanmış olacaksınız. Fakat Japonya'da yayınlanan bir hasta oldu, bildirilen bir hasta oldu ve dediler ki bu virüsten kurtulan bir kişi tekrar hastalandı. Bu bize hemen mutasyon şüphelerini aklımıza getirdi. Dolayısıyla incelemeler devam ediyor. Favirapir. Bu ilaç deneysel olarak ilk ortaya çıktığında aslında influenza, dirençli influenza olguları var. Hani geçtiğimiz günlerde işte bu koronavirüsün şu anda yaşadığımız enfeksiyonu küçümseyici bir algı için gripte kaybedilen insanlar bahsediliyordu. İşte o gripte kaybedilen insanlar aslında neydi bizim için? Bir göstergeydi. Ağır grip geçirenler, dirençli grip geçiren insanların enfeksiyonuydu. Biz onların kontrol altına alabilmesi için dünyada çeşitli ilaçlar geliştirmeye başladı bilim adamları. Ve Favirapir de, Japonya'da çıkan ilaç da bunlardan bir tanesi. Koronavirüsteki etkisi denendi. Çünkü şu anda bütün antiviralleri aslında deniyoruz. Koronavirüse etkili mi değil mi diye denendi ve gördüğümüz şey şu: hastalığın hastanede yatış süresini oldukça kısaltıyor ve iyileşme oranlarını da arttırabildiği belgelenmiş vaziyette. Şu an için çok iyimser olduğunu düşünüyorum. Yaz ortasına kadar aralıksız bir şekilde devam edebileceğimizi düşünüyorum. Ve bununla ilgili güncellemelerin sürekli yapılacağını da açık söylemek gerekirse bekliyorum. Fakat o zamana kadar bizler bu 8'de 1 dolaşım kuralına net bir şekilde uyarsak, evet, 1-2 ay sabredersek demek ki ilerleyen dönemde çok daha rahat edebiliriz. O zaman bu iş azalabilir ama hiçbir zaman yok olacak demek doğru değil. Daha her gün biliyorsunuz bununla ilgili literatürler yayınlanıyor. Hatta literatürler beklenmeden dünyanın en önemli yayın kaynaklarında, literatür kaynaklarında yayınlanıyor. Bugün New England Journal of Medicine'a, tıbbın baba dergilerine, Nature'a bizler bir yayın yapmak istesek muhtemelen 1 yıl, 1,5 yıl uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ama bu kadar elzem, bu kadar dünyayı ilgilendiren bir konu olduğu için adeta literatür kaynakları da kendilerini bu yayınları halka ve sağlık çalışanlarına sunmaya yönelik hazırladılar. Ve dolayısıyla beklemeden bilgiler geliyor. Bu hızlı literatür yayını aslında bilgilerin güvenliğinde biraz sorguluyor bizde. Fakat çok güzel bilgilere ulaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi hatta bu virüs laboratuvarda mı üretildi dediler. Whole genomuna bakıldı ve whole genomundaki tüm sekans analizlerine bakıldığında pek de laboratuvar değil, doğal olarak mutasyonun gerçekleştiği ve yeni nesil koronavirüsün aslında doğal olarak oluştuğu hipotezi varsayıldı. Ama bunu söylemek için de çok erken, ilerleyen çalışmalara bakacağız. Gündemi bizimle takip etmeye devam edin diyorum. Bilgilendirmeler için kanalımıza abone olun ve tabii ki kendi yorumlarınızı da aşağıda paylaşın. Sağlıkla kalın.